biraz daha köfte versene. Ay canımın içi, çok mu sevdin köfteyi sen? Müstesna köfte ver canım. Aslanım, köftenin hepsi bu kadar da bitti. Ama mücver çok güzel, hiç yemediniz. İsterseniz ondan vereyim ben kıvılcım hanım. Mücver istesen mücver ver derim herhalde müstesna. Ya ben köfte istiyorum, köfte ver bana ya. Köfte ver kıza ya. Ey o zaman ben şimdi hemen gidip 5 dakikada yapıveririm size köfte. Oho, o zamana kadar ben aç mı bekleyeceğim? O zamana kadar aç mı duracak canım kız? Allah Allah, hem şu köfteyi niye birazcık fazla yapmazsın bilmem ki. Ay sanki babası veriyor kıymanın parasını ha. Neyse, herhalde Nazlı yemeyecek köftelerini. Getir bakayım, getir. Şöyle, afiyet olsun canım. Ondan yiyecektim köftelerimi. Canım sen de mücverini ye. O da köfte gibi bir şey sonuçta, yoğruluyor. Nazlıcığım al sen benimkileri ye. Zaten kırmızı et bana dokunur. Ay canım, şu baban köftelerini yemiyormuş. Al, afiyet olsun. Çocuklar, siz yengenizin bu aralar kusuruna bakmayacaksınız. Hassas biraz. İdare edeceğiz. Ay ne demek idare edeceksiniz? Edecekler tabii. Besteyi baktığımız yetmiyorlar. Bir de kafislerini çekelim hanımefendilerine. İyi valla. Aslıcığım günahını alıyorsun çocukların. Bak ağızları var, dilleri yok. Ya. Dışı seni yakar, içi beni. Biliyorum ben onların dillerini. Yılan dilli bunlar. Pekala. Müstesna bu arada sen benim bir bavulumu hazırlayıver. Çünkü yarın iş seyahatine çıkıyorum. Tamam efendim. Ne? İş seyahati mi? İş gezisi hayatım, söylemedim ben sana. Konya'ya gideceğim. Bir müşteriyle ilgili sorunlar varmış. Benim gidip ilgilenmem gerekiyor ama 3-4 güne kadar dönerim. Olamazsın. Gidemezsin Ekremciğim. Beni bu cadılarla tek başıma bırakamazsın 3-4 gün. Ne yaparım ben? Aslıcığım lütfen. Onlar senin de yiyenlerin. Siz işte bile. Benim yiyenlerim falan değil. Asıl senin yiyenlerin. Seni yiyorlar. Seni paracıklara yiyorlar Ekrem. Ya bu kadını da 5 dakika boş bırakmaya gelmiyor. Aslı, manyak mısın sen? Bırak gitsin kocan. Bu küçük cadılara hayatı dar etmek için bundan daha iyi fırsat mı bulacaksın be? Tabii ya. Ekrem yokken bu beslemeleri hayatı zehir ederim. Şöyle. Aslıcığım bak. Bence biraz abartıyorsun ama düşündüm, eğer çok rahatsız olacaksan ben gitmeyeyim. Yerime başkasını gönderirim. Ay, yok canım yok. Şöyle bir sakin kafayla düşündüm de. Sen git Konya'ya. Git. Ekmek paramızı kazan gel canım. Hem canım yeğenlerime de Mevlana şekeri getirirsin oradan. Canım yeğenlerim mi? Evet, siz benim canlarımsınız, kuzucuklarım benim. Bakmayın, size ara sıra öyle bağırıyorum, çağırıyorum ama biliyorsunuz kötü günler geçirdim. Dengemi yitirdim de biraz. Aslı sen kafayı mı yedin? Sus kızım, kes sesini, bir bildiğimiz var. Hadi canım bir tanem benim. Bak Ekremciğim, ne güzel geçinip gidiyoruz, gördün mü? Canım benim. İyi, o zaman içim rahat, gidebilirim. Git canım, git. Aa bir tanecim. Ay. Ver bakayım şu tabağını kızım. Ha? Seni köfte yemen lazım bir tanecim. Bunları yiyeceksin, büyüyeceksin değil mi hayatım? Aç bakayım ağzını. Aç. Hom yapacaksın, büyüyeceksin daha. Aç. İş gezisine gitmesi. Keşke. Aslı yengemin yüzündeki ifadeden anladığım kadarıyla amcamın yokluğunda bizi hayatı zehir etmeyi düşünüyor. Ya kızlar, o kadar da kafanıza takmayın. Yengem zaten bize yeterince bağırıp çağırıyor. Yani daha ne kadar kötü olabilir ki? Evet ama konumuz Aslı yenge olduğu zaman kötülüğün sınırlarını tahmin etmek de zor oluyor. Aslında doğru söylüyorsun ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Amcam o iş gezisine gitmek zorunda. Buldum. Selema'ya söylesek o amcam işleri sihirle halleder. Amcam da iş gezisine gitmekten kurtulur. Ya tabii. Zaten Selena'ya bir tek iş takipçiliği yaptırmadığımız kalmıştı. Ay sahi. Selena ne yaptı acaba? Selam kızlar. Heh, biz de tam senden bahsediyorduk. Ne oldu? Burak Hoca neden öyle davrandığını anlayabildin mi? Ya bence şaka yapıyordu. Öyle değil mi Selena? Keşke kötü bir şaka olsaydı. Ama maalesef Burak Ceren'den o gıcık tipe aşık olmuş. Ne? Ama nasıl olur ki bu? Burak Hoca sana aşıktı. Hem de deliler gibi. Biliyorum ama şimdi beni normal bir arkadaşı zannediyor. Nasıl yani? Hades'in yüzünden tabii ki. Hades Ütopya'da ödül olarak kazandığı Eros'un oklarını Burak Ceren'e aşık etmek için kullandı. Aşk okları mı? Yani Sihir'le mi aşık oldu Burak Öğretmen Ceren'e öğretmene? O zaman sorun yok ki Selena, sen bu sihiri bozamıyor musun? Keşke o kadar kolay olsaydı. Honos'la konuştum.
bu seyri bozmanın hiçbir yolu yokmuş. Sadece Buran bana duyduğu aşk gerçekse sihir kendiliğinden yok olurmuş. Ve bu da biraz zaman alacakmış. Yani anlayacağınız, tamamen bitik durumdayım. Ya üzülme Selena. Hepimiz biliyoruz Burak Hoca'nın sana gerçekten aşık olduğunu. Ya hepimiz biliyoruz. Ama bir tek o bilmiyor. Evine uğradım. Belki baş başa kalınca beni yaşadıklarımızı hatırlar diye. Bana Ceren'in ne kadar çok sevdiğini falan anlatmaya başladı. Anlayacağınız beni kankası zannediyor. Peki şey yapsan, Burak Hoca'ya ilk tanıştığımız günleri hatırlatsan? Aa evet. Mesela ilk çıkmaya başladığınızda gittiğiniz yerlere götürsen onu, o zaman hatırlar belki. Bilmem. Sizce bu işe yarar mı? Tabii. Seni ilk gördüğü zaman giydiğin kıyafeti giysen mesela. Kızlar, galiba bu iyi bir fikir. Evet evet, bu işe yarayabilir. Ya sonuçta ilk günler. Daha çok hafızasında kalmıştır. Kızlar, bu işe yarayabilir. Ya siz harikasınız. Hadi bakalım Zülfik abi, sonuçlar kaçıracağız. Tamam efendim, çıkalım. Hoşça kalın çocuklar. Güle güle. Hoşça kal Müstesna. Hayırlı yolculuklar. Sağlıcakla gidin, sağlıcakla gelin inşallah. Sağ ol. Ben Kıvılcım'a da hoşça kal demek isterdim ama inmeyecek galiba. Ay canım benim, aslında aşağı inecekti seni uğurlamaya ama son anda çok önemli bir işi çıktı canım. Saç tokasını arıyor. Müstesna! Neyse, neyse, kısmet değilmiş. Yoksa o da istemez miydi biricik babasını uğurlamayı, değil mi? Tabii tabii. Peki, hoşça kal Aslı'cığım. Hadi canım. Bana bak, pilota söyle çok hızlı kullanmasın uçağı, tamam mı? Yavaş yavaş, sakin sakin. Tamam, tamam, söylerim. Bak, kızlar sana emanet Aslı. Aa, aşk olsun. Onlar benim de canlarım. Onlara ben kendi yeğenlerimizmiş gibi bakacağım. Ekrem'cim, hiç merak etme sen canım. Aslı'cığım, onlar zaten bizim kendi yeğenlerimiz. Dediğim mi? Aa, ben de onu diyorum işte zaten Ekrem'cim. Şunlara bak, şunlara bak. Şunların boncuk boncuk gözlerine bak. Ay, yeme de yanlarında yat bunların. Ay bir tane. Sen hiç merak etme, gözün arkada kalmasın. Bir tane yerimiz onlar bizim. Tamam, hadi bakalım çıkalım artık. Hadi, hoşçakalın. Hadi canım, güle güle. Hadi, hadi başarılar dilerim canım, başarılar. Hadi güle güle. Hadi Leyla, biz de giyinip okula gidelim artık. Evet. Hı? Nereye, nereye? Okul için hazırlanmaya. Okul için hazırlanmaya? Yok öyle iyi biçip yan gelip yatmak. Şimdi doğru salona gidip önce kahvaltı masasını topluyorsunuz, anladınız mı beni? Yürüyün. Aslı Hanımcığım, siz hiç merak etmeyin. Ben şimdi kahvaltı masasını toparlayıveririm. Müstesna. Sen sabah sabah rencide mi olmak istiyorsun ha? Onlar toplayacak diyorsam onlar toplayacak canım. Canın sıkılıyorsa sonra sen tekrar kuru topla.